Bu ne gerçekçilik abi? Kız kısa film gibi oldu. İkisinden çıkamıyorum şu an. Gözlerim doldu. Çok üşüdüm. Uyuyacağım biraz. Öyle uyumak değil. Kameraya poz verme olmaz. Şarjım ol. Herkese merhaba. Bugün Eskişehir'deyiz. 2023 yılının ilk Eskişehir vloglarından, gezilerinden birini yapmak istediğim için Eskişehir'e gelmek istedim. Güncel fiyatlar ne? Bir günde ne kadar harcadım? Bütün bu hesaplamaları sizlerle buluşturacağım. Aynı zamanda birlikte de gezmiş olacağız. Öncelikle yolculuk deneyimimden size bahsetmek istiyorum. İstanbul Halkalı'dan tren garına bindik. 31 Ocak 2022 senesinde bilet almıştım. Standart bilet fiyatı 160 TL'ye vermiştim. Şu an sitede 149 TL'ye gözüküyor. Business 240 TL. Öğrenci genç fark etmiyor bu arada business'ta. Şu anda 140 TL standart bilet fiyatına binebilirsiniz. Peki tren nasıl? Görmüş olduğunuz gibi birçok vagon var. Biz son vagondaydık. Koltukların üzerinde eşyalarımızı koymak için belli bir yer var ve vagon aralarında insanlar bavullarını koyabileceği bir alan var. Lavabolar var. Lavaboları da görüyorsunuz. Gayet ufak bir lavabo ama gayet temiz gözüküyor. 4 saat 10 dakikada geldik bu arada. Fazla sıkılmadım. Tren içerisinde kafeterya gibi ufak bir alan da var. Orada da 12 TL kola, 8 TL biskrem fiyatı. İçecekler bu şekilde. Sıcak içecek servisi yok. Tren sallandığından ötürü güvenliği korumak adına böyle bir servis bulundurmamışlar. Eskişehir'e geldikten hemen sonra kendimizi taksiye attık. 1,5 kilometre bir mesafe gittik. Eskişehir'de 1,5 kilometre gidiyorsanız 20 TL gibi bir bütçe cebinizden çıkıyor. Doyuran kahvaltı salonu Eskişehir'in meşhurmuş. Buraya gelmeden önce birazcık araştırdım. Arkadaşlarım da bu kahvaltı salonunu önerdiği için oraya gitmek istedim. Gelelim kahvaltı salonundaki deneyimime. Birazcık size bu deneyimimden bahsetmek istiyorum. Nostalji seven birisi olaraktan kahvaltı salonunu sevdim. Gayet güzel gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi buram buram nostalji kokuyor. Bayağı yıllardan beri olan bir kahvaltı salonuymuş. Her bir sokakta bize karşıladı bu kahvaltı salonu. Bütçe fiyatlarına gelecek olursak tek kişilik kahvaltı 85 TL gibi bir bütçe ödedim. 40 TL pastırmalı yumurta fiyatı, 30 TL az bal kaymak fiyatı, 2 tane de çay içtim, toplam 85 TL ödedim. Gayet taze, gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir esprisi yok, yani klasik bir kahvaltı imkanı sunuyor size. Çok soğuk, ellerim falan dondu, hatta gerçekten kıpkırmızı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hani çok üşüdüm. Porsuk çayırında gondola binmek istiyorum. Bu deneyimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda gondola bindik. Yani bu Porsuk çayırının alt bölgesinde olan ufak kayıklara biniyorsunuz ve 8 dakikalık bir tura çıkartıyor sizi. Bu 8 dakikalık turun bedeli 150 TL. Maksimum 4 kişiye kadar binebiliyorsunuz. Onun dışında tekli, ikili, üçlü şekilde binebilirsiniz. Yani 4 kişi de binseniz 150 TL, 2 kişi de binseniz 150 TL vermiş oluyorsunuz. Porsuk çayırının üst kısmında kapalı, üzeri kapalı kayıklar var. Onların fiyatı da 30 TL. 30 TL 15 dakika biniyorsunuz ama o da maksimum sınırı 15. Yani 15 kişi dolduğu zaman kalkıyor. Güncel fiyatlar bu şekilde. Gayet güzeldi. Hava soğuk olduğu için %100 bir zevk alamadım ama en azından değişiklik oldu. Güzel oldu. Şu an gondoldan çıktıktan sonra neye uğradığımızı şaşırdık. Gerçekten inanılmaz soğuk olduğu için planda olmayan bir yere gelmiş olduk. İneceğim ben daha. Daha ben bunları kalacağım. Göstereceğim. Bayıldım bu arada. Öneri mükemmeldi. Buraya geldiğimiz zaman buranın en özel ve en çok tercih edilen tatlısının ne olduğunu sorduğumuzda birinin Rumeli çikolatası olduğunu ve diğerinin de adı neydi bunun ya? Bunun adı ne? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyoruz. Farklı bir şey olduğunu söyledi. Bu Rumeli çikolatası şu an görselde de görüyorsunuz zaten 70 TL ücreti var. Neyse biraz fiyatlandırmaya bakalım dilerseniz. En düşük tatlı fiyatı 65 TL. En yüksek tatlı fiyatı 90 TL. Dondurmalar 13 TL tek topu. Türk kahvesi 27 TL. Çikolatalı Türk kahvesi 33 TL. En pahalı Türk kahve fiyatı 43 TL. Diğer kahveler de fiyat bu şekilde. Rap de fiyatları bu şekilde.
Balmumu Heykel Müzesi'nden çıktık. Gerçekten o kadar etkiliydi ki, yani etkisinden çıkamıyorum şu an. Gözlerim doldu. İlyas Salman ve Atatürk inanılmaz gerçekçiydi. Çok etkilendim ya. Onların bir an böyle yaşadığını düşündüm ve gerçekten o ortamda olduklarını hissettim. Çok etkilendim. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan akşam kaça kadar? 17'ye kadar açık. 30 TL gibi bir ücreti var. Öğrenci indirimi var. Öğrenci indirimi olmayan normal standart bilet 30 TL. Gayet normal ve gayet güzel. 45 dakika zaman geçirdik biz içeride. Zaten görselleri de şu anda görüyorsunuz. İnanılmaz etkilendim bütün görsellerden. Siyasiden tutun, sanatçılardan tutun, oyunculara kadar birçok kişi vardı. Balmumu Heykel Müzesi'nde. Hemen yanında da OM Müzesi var. Müzeler yan yana. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Öncesinde Odunpazarı evlerini de gezmek istiyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten arkamda evler duruyor. Hava birazcık soğuk. O yüzden ellerimi cebimden çıkartamıyorum. Telefonu sabitledim. O kadar soğuk ki hava. Telefonu bir yere sabitleyip çekebildim ellerim donmasın diye. Evet, şu anda Odunpazarı Belediyesi Altıhan El Sanatları Çarşısı'ndayız. Böyle bir yer. İnanılmaz tatlı, güzel, ufak bir han. İçeride hediyelik eşyalar satılıyor. İşte doğal taşlar ya da dolap, buzdolabına vesaire asılabilecek türden şeyler satılıyor. Tarihi Odunpazarı Ekmek Fırını'nın hemen altında meşhur haşhaşlı cevizli ekmek dükkanı burada. Hemen yanında Tarihi Odun Taş Fırını var. Şimdi içeriden birazcık cevizli ekmek alacağım. Tekli ekmek 4 TL. Susamlı büyük ekmek 8 TL. Şuradan fiyatları görebiliyorsunuz. Bu eski fiyat mı? Yarın değişiyor da. Ha öyle mi? Ne oluyor mesela yarın fiyatlar? Yarın bunu çekebilirsiniz. Ama. Şu an ondan gidiyor da yarın yeni böyle bu olacak. 5 lira olacak yani normal ekmek. 4 liraydı 5 lira olacak. Cevizli ekmeğimizi aldık. Eski fiyatıyla aldık. Bir gün sonra zam geldiğini söylediler. Yani haşhaşlı cevizli ekmek 30 lira. Büyüğü 60 lira. Daha sonrasında da zam geleceği söylendi. Siz bu zam oranlarını nasıl buldunuz? Sizce çok fazla zam yapılmış mı, yapılmamış mı? Nasıl buldunuz? Yorumları bekliyorum mutlaka düşüncelerinizi. Hanımzade diye bir yerde çiğ börek ve mantı yedik. Çıtır mantı yedik. Çiğ böreğin fiyatı 50 TL. İçinde 4 adet çiğ börek bulunuyor. Çıtır mantısı oldukça lezzetliydi. Görmüş olduğunuz gibi tam şu alanda içerisinde yedik. Gayet lezzetliydi. Hijyen olarak çok iyi değildi yalnız. Ama konsept olarak gayet güzeldi. Bir köy evine andıran tarzda bir konsepti vardı. Çalmış olduğu parçalar da konseptini destekler nitelikteydi. Doğru mu bir fiyatlandırma var? 4 tane çiğ böreği 50 TL. Bir de Eskişehir'in zaten çiğ böreği meşhur. O yüzden bence ideal diye düşünüyorum. Odunpazarı Modern Müze'deyiz. Standart giriş 50 TL. Öğrenci girişi 30 ya da 35 TL gibi bir şeydi. Zaten ekrana koyuyorum fiyatları. Dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Kadın ve erkek eşitliğine değinmiş bir müze. Adından da modern zaten. Adının hakkını veren bir müze. Eserler güzel. Eserlerin üzerinde bence biraz kafa yorarak, düşünerek ve yanındaki açıklamaları okuyarak zaman geçirirseniz eğer anlıyorsunuz ve bence o açıklamaları okumadan önce eser hakkında siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz onu bir düşünün. Daha sonra o açıklamayı okuyun. Kendi bakış açınız ve aslında eserin anlatılmak istenen şey ne? Onu karşılaştırdığınız zaman bakış açınızın farklılığını görmüş oluyorsunuz ve eserin ne anlatmak istediğini anladığınız zaman da bakış açınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani farklı pencerelerden bakmayı öğretiyor bence bu müzeler bize. O yüzden müzeler gerçekten çok önemli. Eskişehir'de bu noktada modern müze ile diğer gezmiş olduğumuz Balmumcu Müzesi yan yana. Onun dışında hemen arka taraflarında farklı müzeler de var. Edebiyat Müzesi, işte Cam Müzesi gibi. Eskişehir öğrenci şehri olduğu için müzelere önem verilmiş. Gerçekten sanat anlamında doyum noktaya ulaşmış diyebileceğim. Ve bütçesel anlamda da gerçekten çok uygun. Şu Odunpazarı Modern Müze İstanbul'da olsaydı bence 150 TL'den açılış olurdu standart fiyatı. Öğrenci indirimi 80 TL olurdu ki burada 80 TL bile değil 50 TL. Bütün videolardan umutla çıktım gerçekten. Zaten bizim son durağımız. Hemen yiyip trene yetişmeye çalışacağız. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim buraya.
Bakalım fiyatlandırması nasıl? Mazlumlar Muhallebicisi'nde iki tane tatlımızı yedik. Keşkül bir kazandı bir yedik. İki tatlı 88 TL, kazandı bir 45, keşkül 43 TL. Fiyatlar bu şekilde. Sizce bu fiyat nasıl? Taksi çağırmak için buton var. Gayet güzel, gayet kullanışlı. İstanbul'da da bence olması gerekiyor böyle bir şey. Basıyoruz, bir saniye basılı tutuyoruz ve bekliyoruz. Bakalım araç gelecek mi, ne hızla gelecek araç? Merakla bekliyorum. Taksi çağırma işi pratik ama 5 dakika oldu, hala taksi gelmedi. Acaba taksinin kalktığı yerle bulduğumuz yer uzak mı? Mesafeden ötürü mü gelmedi, onu bilmiyorum. Ama taksi geldikten sonra ben soracağım taksiciye, butonu duyup mu geldiniz yoksa yoldan geçip uğruyor muydunuz, o şekilde mi geldiniz diye. Taksi geliyor, hemen durduralım. Evet, bize mi geliyor? Butonu mu duyup geldi? Abi. Ay, dikkat. Merhaba. Abi, siz butonu mu duyup geldiniz? Ben butondan gelmedim. Eğer şarjıysanız arkadaş boşa gelmesin isterseniz bir telefon edin. Ama bizim bayağı oldu. 15 dakikada işte, zaten araba olsa zaten gönderirler. Bizim durakta da öyle. Butona basıyorlar. Araç durakta olmayınca bekliyor. Telefon edene diyor ki aracım yok diye ve 10 dakika sonra diyor. Anladım. Onun bizim için... ama tren garına yetişmemiz gerekiyor abi. Böyle bir şansımız yok. Trafik müsaade ettiği müddetçe hemen gidiyoruz. Tamam, sağ olasın. Tren garına. Güzel bir uygulamaymış yani, şaşırdım. İstanbul'da yok böyle bir şey çünkü. Ya, istismar etmezlerse aslında güzel uygulama, işte bazen çocuklar, bazıları mesela butona basıyor, dolmuş bekliyor. Diyor ki taksi çağırıyor, geliyor, dolmuşa binmiş gitmiş. Ve işte başka taksiye binmiş. Bak siz duyarlısınız. Onlar oluyor. Azından. Bak ben siz bekliyorum demeseydiniz ben butona bastınız mı diye sorup almayacaktım mesela. Anladım. Çünkü arkadaşım duraktan buraya kadar boş geldiği zaman şey veriyor. Evet, sıkıntı o. Trenin gelmesini beklerken Eskişehir'de sevdiğim şeylerden bahsetmek istiyorum. İnsanları sıcakkanlı, çok fazla yol gösteriyorlar. Stresin çok olduğunu hissetmedim. Koşuşturmaca bir telaş yok yani gördüğüm kadarıyla. Her yer her yere yakın. Yakın olması neticesinde insanların bir yere yetişme derdinin de olmadığını gördüm. Bu güzel bir şey. İnsanların tavrını sevdim genel olarak. Ama inanılmaz soğuk. Yani şu anda ellerim kıpkırmızı. Gördüğünüz gibi burnum, alnım, yanaklarım kıpkırmızı. Toplamda Eskişehir'de toplu taşıma olarak bir şey kullanmadık. Taksiyle gittik. Şarjım on. Güzel bir tehditti. Taksiye bugün toplamda 108 TL'ye verdik. Toplamda gidiş geliş hızlı trene 320 TL'ye verdim. 422 TL diğer harcamalarım, müzeye giriş, yemek, içme 422 TL oldu. Toplamda peki bugün ne kadar harcadım? 850 TL tek kişi harcadım. Nasıl buldunuz sizce? Fazla mı değil mi? 850 TL bir gün. Sabahtan akşama kadar da gezdim. Siz nasıl buldunuz? Videoyu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. İlk vlogumu da çekmiş oldum böylelikle. Yorumları bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Biz de trenimizi bekliyoruz. Teletobüslerin veda vakti.